Merhaba herkese, iyi akşamlar. ARD Bilişim. Şimdi bunu bir arkadaşımız istemiş, bir soru sormuş. BIST 100 endeksine dahil oluyor, bir etkisi olur mu diye. Bu bilgiyi doğrulamadım. Herhalde doğrudur sizin söylediğiniz. Ben hani bakmadım, bilmiyorum nereye dahil olup olmadığını, ama BIST 100'e dahil oluyorsa olumludur tabii. Fonlardan daha fazla beslenir. ARD Bilişim hacmi çok kötü bir kağıt değil. Yani 1,5 milyon, 2 milyon top, yani ortalaması 2,6 milyon lot günlük ortalaması. Bu aralar altında, onu söyleyeyim, o ortalamanın. Ve fiyat olarak da aşağı yukarı işte 30 liradan hesaplarsanız 80 milyon TL'ye falan geliyor. Yani biz, borsamız zaten sığ bir borsa, genel olarak sığ bir borsa. Bu sığ borsanın içinde bu fena bir şey değil, hacim değil. Yani BIST 100'de bu hacmi yakalayamayan kağıtlar var. Yani yanlış hatırlamıyorsam var. Şimdi söylemeyeyim ama tabii bu da yarar yani ARD Bilişim'e. Aha, yarar deyince de bunu şey almayın. Hani 40 mı olur, 50 mi olur, 100 mü olur? Yani o kadar bilmiyorum yani, bir fiyat vermiyorum ama öyle hani, ya da tavan tavan taze kuru gibi gider mi falan, gitmez. Onu da söyleyeyim. Onlara bambaşka işler yani, onların artık bir endekste falan işi yok onların. Şimdi burada bir yükselen akımdan kısa vadede söz etmek mümkün. Mümkün, hala mümkün. Mümkünmüş demeyeceğim, hala mümkün. Kısa vadede, yani kısa vadeden kastım hemen 1 aylık bir vadeden bahsediyorum. Mümkün, ama orta vadede ya da uzun vadede olarak söylersek, düşen, ve düşen demeyeyim de, yani bir 618'de bir desteği var, yani bir kanal hareketi gibi, hareketi gibi değil, bir kanat, yatay bir alan var yani, sıkıntılı. Bu alanın içinde gidiyor geliyor işte, yukarısı 35, aşağısı 25, 10 lira, çok da büyük kar. Her inişinde çıkışında, her zaman tabi desteğe kadar gelmemiş ama yani 29'dan 35 bile iyi kar yani, kötü kar değil. Şurada kaç gün var Allah aşkına, yani bakın, 29 Haziran 28,88, 3 Temmuz 34,14, 6 lira kağıt başı, yani 28 lirada 6 lira, aşağı yukarı %20 civarı bir getirisi var. Dolayısıyla böyle değişik hareketleri olan bir arkadaş bu. 20 gün bozulmadıkça şu akım devam eder. Yani düşüşün düzeltmesini yapıyor gibi bir görüntü var burada. Şu düşüşün 20 gün, 29.92'de işte 30 da diyebilirsiniz veya altına biraz avans koyarsınız. 20 gün bozulmadıkça akım yukarı. 50 gün bozulmadıkça da aslında akım tekrar oradan dönüp yukarı gidebilir. Yani 50 günde 29.18'de, ama bu ikisi kırılırsa artık aşağı tekrar 26'lara doğru da hareket başlatabilir kağıt. Dolayısıyla stop koyacaksanız bu fiyatlar aralığında bir yere koyabilirsiniz. Artık kaldırabildiğiniz riske göre. Yani yatay alanlardan çıkması gerekiyor. Çıkarsa yukarıda 38, aşağıda da 21'e doğru bir hareket görmek çok da sürpriz olmaz yatay alanlardan çıktığı zaman. RSI ve stokastik çok zayıf yukarı bir hareket gösteriyor şu an, ama yani zayıf, yani olmayabilir de. Onlar tabi biraz daha momentum sorunu var kağıdın, öyle söyleyeyim. Momentum yüksek bir yukarı hareket yaparsa ufak ufak kopmaya başlar 35'e doğru. Orayı kırıp kıramaması önemli. Kıramazsa zaten tekrar aşağıda geleceği ortalama 30 lira. Onu da söyleyeyim. 29 olur, 28 olur. Oralarda bir yer bulur kendine. Art bilişim için söyleyeceğim bir şey yok. Bir özel formasyon yok yani. Şurada bir akşam yıldızı falan diyenler olur böyle sapıtıp. Bu akşam yıldızı falan değil. Ama şöyle söyleyeyim. Ya, hoş bir görüntü de değil yani açıkçası. Yani bu böyle beyaz olsaydı, yeşil olacağını çok daha iyi olurdu. Aslında bu siyah aslında da, ben 3 renk kullanıyorum. Onu söyleyeyim. Onun için yeşil görüyorsunuz şunu. Hatta 4 renk kullanıyorum burada, mumda. Bunun da sebebini daha önceki videolarda söylemiştim. Yani bir hissenin bir önceki günden işte yüksek açıp açılıştan düşük kapattığı zaman yeşil oluyor. İşte düşük açıp ama yüksek kapattığı zaman işte içi boş, kenarı siyah oluyor falan. Bu hani bir bakışta fiyat hareketini anlamak için daha iyi oluyor. Onun için böyle. Ne diyordum? Ha, bu bir siyah. Yani bir formasyon koymayacağım. Bir formasyon olamaz burada. Ama şey değil, istekli bir mum değil, yükselişe istekli değil. Ama yarın tabi beyaz açarsa şöyle yanına güzel %1'in üstünde, en azından 1-1,5'luk, o zaman yukarı doğru bir akım tetiklenebilir. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar.